kendimiz bir Ehl-i Beyt yolunun sahibiyiz. Onun yoluna devam ediyoruz. Önlerimizde biz cuma akşamlarında 5-10 kişi olur ama bazı da adam yoruluyor, gelmiyor, bir şey diyemiyoruz. İşte burada birkaç kişi oluyoruz. Neyse burada Kelbela'da şehit olan canların, Ehl-i Beyt'in anıyoruz. Başka bir şeyimiz yok zaten. Ne diyoruz? Yol Ali Muhammed yolu diyoruz. Biraz da bizim yetişen nesil biraz hor bakıyor desem de olabilir yani. Evet, gelen de var, gelmeyen de var. Ben herkesi karalayamam. Bu cemevi aşağı yukarı 10 seneyi buldu. 10 sene falan oldu. Cemevi olmadan benim evime toplanırdı canlar. Cuma akşamı orada mesela senin hizmetin olacak, evinde yapardık. Yalnız bizimki oyun çoğu dünyadan göçtü. O yola gelenler dünyadan göçtü. Geçler de hep dışarıda. Bundan 50 seneki evvelce bizim mürşidimiz vardı Hüseyin Dede diye. Bugün akşamdan başladığı zaman gün doğardı, sabahından da daha oradan ayrılamazdık. Diz diz üstünden inemezdik. Ama şimdiki gençler o yola çoğu da bilmiyor, onda boyun giremez. Gençlerin gelmemesi, şimdi ben şuna yoruyorum ki adamın elinde bir telefon var biliyor musun? Eğridir, doğrudur, o telefona baktı mıydı adam sanki bu şöyle olmuş diyor. Bu böyle olmuş diyor. Sen peygamber olsun, adam seni hiç dinlemiyor. Telefona bakıyor. Kitapları yazanlar o biliyorsun. Kimi doğru yazıyor, kimi eğri yazıyor. Onlara çoğu da inanıyor. Aileler, adamlar hep zaten bizim köyde bak aşağı yukarı iki tane, üç tane geç var. En geç ben varım, 82 yaşındayım. Köyde kimse yok, değil mi erenlerim? Yok. Köyde kimse yok. Her yana bir 100 kadar bir seçmenimiz var, seçmenimiz var muhtar olarak. İşte hepsi çoluk çocuk yüzeli. Köyde adam kalmadı. Adam kalmadı. Onun için yine de ben dünyadan göçeseye kadar ben diyorum, mürşidimize diyorum. Bak ben yaşım bitti. Arkadan bir tane yetiştirelim, gel seçelim. O da geldi yok. Böyle götürüyoruz velhasıl edenleri. Önceden ki bundan 50-60 seneki cemler, erenlerim yok. Var dersek yalan söyleriz. Var dersek yok. Dedenin yanına geldiği zaman dizinin üstünden inmezdi. Böyle o mürşidimiz ne diyecekti ağzına bakardı. 60 ayına, 70 ayına. Evet, alev ki. İçinde yabancı yok ya. Aynen alev ki. Evet. 70 ayına. Hakk'a yürüyen canımız bugün o oraya 50-100 kişi geldi. Onların iki nefes bir dava söylenir, duası yapılır yani. Şimdi müsahip köyde kimse kalmadı. Eskiden aynen sözüne katılıyorum. Benim babam dahi müsahibiydi. Herkes bir müsahip olurdu. Fakat şimdiki keşler onu havas etmeyenlerim ya. Neden etmiyor? Ben buna aklım ermiyor. Aklım ermiyor. Ya o karşındığı arkadaş yaren olduğundan kendine güvenemiyor. Yaren olduğun zaman bir sene ben kesersem ikinci sene de o karşındığı kesecek. Belki umudu yok.